Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like yapın. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam ediyor. Gerçek hayat, gerçek hikaye. Vlog serime Büyük Adadan ilginç bir hayat hikayesiyle devam ediyorum. Bir Mısırcının hayat hikayesi arkadaşlar. Hazırsanız bu ilginç hayat hikayesini hep birlikte dinleyelim. Merhaba. Merhabalar Ramazan Küller. Ben teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkürler. Sizi gördüm, sevindim. Sizi biraz tanıyalım. Evet, ben 1982'den Malatya'dan babamla beraber Büyükada'ya geldim. Daha sonra 83 yılında Mısır işine başladım. 40 yıldır Mısır işi yapıyorum Büyükada'da. Tam 40 yıldır bu işi yapıyorum. Tam 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bu serüven nasıl başladı, Mısırcılık serüveni? Evet, Mısırcılık bizim aileden başladı. Daha önceleri var yani. 1960'lardan başlamış amcamın oğlu tarafından. Ondan bize geçti işte. Derken devam ettirdik bizler. Başka bir iş yaptınız mı? Mısırcılık'ın dışında hiçbir iş yapmadım. Hep bu işi yapıyordunuz bile. Başlangıcımız Mısır. Mısır'la başladık, herhalde Mısır'la bitirdik. Mısır'la inşallah uzun süre devam edersiniz. İnşallah. Büyükada'ya gelme serüveniniz nasıl oldu? Ben rahmetli babamla geldim Büyükada'ya. Büyükada'ya kaç yaşındaydınız ilk kez? 14 yaşındaydım. Büyükada'da kopmak da kolay olmadı ayrıyeten. Artık Büyükada'nın bir parça haline geldik yani. Malatyalıyız. Gidip geliyorsun Malatya'ya. Malatya'ya gidip geliyorsun. Tabii Malatya'ya da gidip geliyoruz. Orayı da bırakamıyoruz. Burayı bırakamıyorsun. Orada yaşıyorsun. Yarı evet. Orada, yarı yazları buradasın. Yani biz iki şehir arasından kaldık ayrıyette. Şimdi müşterimiz var. Tabii, devam edeceğiz. Lütfen. Evet. Büyükada'da... Yemek var. Sütlü yapışı ve mideni olsun. Tamam.
meşhur mısırcımız büyük kulübün önünde adanın en güzel yerinde duruyor. Adanın en güzel yerinde gördüğümüz tam Anadolu kulübünün önündeyiz arkadaşlar. Büyük adanın en güzel yeri. Şuradan da çok güzel tarihi bir otel. Evet arkadaşlar, konuşma röportajımız devam ediyor. Mısır Cezifo ile. Kışları orada geçirip yazları burada mı geçiriyorsun? Aynı büyük ihtimal. Yani kışlarım zor oluyor mu? Yani alıştık artık bu hayata. Çoğu zaman kışları da burada kalmaya başladık. Yanında kestane falan devam ettiriyoruz kışın. Adalar artık yaz-kış konumuna döndü yani. Döndü, evet. Önceleri doğal gaz falan olmadığı için şimdi biraz zorlanıyorduk ama şimdi yaz-kış burada devam ettirebiliyoruz yani. Çok güzel. Büyük ada gibi hissediyor musun kendini? Şimdi yani uzun, ona 41 yıldır buradasın. Özellikle ona bir açıklık getirmek istiyorum. Çok sonradan yani gelip de adada 1-2 yıl yaşayan kişiler çoğu zaman diyor ki biz adalıyız. Aslında ben 41 senedir burada yaşamı sürdürüyorum. Daha adalı olamadık yani. Adalı olmak çok zordur yani. Bence. Şu anda kaç yaşındasın? Gerçi gerçekte 55 yaşındayım. 55 maşallah ya, 14 41 senedir dile kolay diyor. Ömrünüz burada geçmiş. Tamamen büyük adadan geçti. İnşallah yani. Daha da uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Güzel, güzel günlerde görüşmek üzere. Görüşürüz, devam Anadolu edeceğiz. Yani. O aynı orası çok. Orası çok. Peki bir şey daha soracağım. Yani eski mi yeni mi şu anda büyük adada? Tabii ki eski. Ben eski de yanayım yani. Eskiyi bildiğiniz için eskide adalar daha güzeldi. Adaların güzelliği eskiydi yani. Çünkü o dönemlerde Rumların burada yaşam alanıydı. Rumlar adayı tamamen yani çoğu insanlar bıraktı burayı. Bırakınca ada daha çirkinleşme haline geldi yani. Günü birliklik konumuna geldi. Günü değil, sanki o eski ruh yok. Yani ben de bilim çocukluğumda da ben gelip gidiyordum. Aynen. O ruh yok. O eski ruh yok yani. Çok daha böyle günü birlikler Araplaşmış. Aynen, biraz aynen, daha profil aynen. Değişmiş. Adamın özelliği kalmadı yani eskiye göre. Ama yine biz adamızı seviyoruz, korumaya çalışıyoruz. Güzel tabii, İstanbul'a yakın böyle cennet gibi bir yer. Bir binip 1,5 saat sonra böyle bir cennet gibi bir yerdesin yani. Bu aynen, güzel aynen, bir yer. Burayı da korumamız lazım. Tabii korunması gerekiyor yani. Şu andaki şeyden memnun musunuz adamın işte? Ben biraz kirli gördüm, çok pis gördüm. Şu anki yönetimi ben çok doğru buluyorum. Ayrıca Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok muhterem bir başkan yani kendisi. Evet. Tabii ki alanın kirlenmesi de tamamen günübirlikçilerin yani yaşam alanının kirletmeleri onların elinde. Onlar çoğu zaman kirletiyor. Bu kadar olur yani. Ancak bu kadar olur. Şimdi siz kaç noktada duruyorsunuz? Ben 3 noktada duruyorum. Büyük Ada Anadolu Kulübü'nün merkezinde. Şu anda Anadolu Kulübü'nün önündeyiz. Daha sonra? Daha sonra Saat Meydanı Kulesi'nin önünde duruyorum. Daha sonra da Büyük Ada İskelet'in önünde duruyorum. Tamam, o zaman şimdilik nokta koyuyoruz. Devam edeceğiz. Devam böyle giderken. Evet, devamını sağlayacağız. Birlikte gidip bir sonraki her iki noktada devam edeceğiz. Aynen. Röportajımız devam edecek arkadaşlar. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Bay saygılar. Bay. Evet, müşteri... Ne al bakalım sen? Mısır, bu kebap mısır. Kebap mısır kaç kebap para? Mısır. Kebap mısırlar 30 lira. 30 lira. Adada evet. Kebap mısır 30 lira. Biz kesik attık. Kesik attık. Herkes aynı. Aynı, herkes aynı. Kesik attı dedi de... hemen biz kesik attık. Karar veremedi. Haşlamış mısın? Aynı 30 aynı, lirada 30 lira. 30, adada valla büyük adada 30 liraya mısın? Normal. Normal, evet. Sultan, normal. Bir de İstanbul'da 20 lira veriyor İstanbul'da ama İstanbul'daki bu lezzeti bulamıyorsun. İstanbul'da 25 lira. Bu temizlik, hijyenik, organik. Arkadaşlar görüyorsun, mısırlar da çok güzel. Evet. Ayrıca kazan mısırımız da var burada. Şöyle size gösterebilirim. Bakar mısın mısırımız?
çok güzel. Süt mısır. 41 senedir bu ürünü satıyoruz Büyükada'da. Evet, dur. Hep sarma tütün mü içersin Lifo? Ben oldum olalı sarma tütün içerim. Yani. Adıyaman ürünü içerim. Adıyaman tütünü. Evet, Adıyaman. Celikan tütünüdür bu. Yaklaşık... Amcaoğlu çekim yapıyor. Tamam, evet. Çekimler. Görüşü şey yapmalarız. Sen bak Hasan abi orada. Nerenin? Bu Adıyaman, Adıyaman ürünü. Adıyaman ürünü. Celikan. Celikan. Adıyaman Celikan. O bölgede geliyor. Sürekli aynı tütünü kullanıyorum. Hiç değiştirmiyorsun. Yok, değiştirmiyorum. Tamamıyla organik. 1 litre bile kullanmıyorum bunu. Oo, benim amcam gelmiyor. İçimiz sert mi, yumuşak mı? Bu sert. Sert. Güzel. Sert. Evet, gerçek hayat, gerçek hikaye. Vlog serim devam ediyor Büyükada'da. Şimdi saat meydanına geldik. Mısırcımızın ikinci noktasındayız. Bu noktada da biraz görüntü çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Büyükada saat meydana. Zülfo, ikinci noktaya gelmişsin. Bu saat kulesine geldim. Saat kulesi. Şu an saat kulesindeyim. Biraz döner misin saat kulesine? Şimdi neden ikinci nokta? İkinci nokta neden? Büyükadalılar özellikle. Akşam 7.30'dan sonra Büyükada merkezinde buluşma merkezidir burası. Saat buluşma meydanı, noktası burası. Evet, saat meydanı Büyükada'nın simgesidir yani. Evet. Aynı ama bu saat çalışmıyor hiç. Sanırım bir ufak arızası var. Burası adalıların buluşma merkezidir. O vesileyle o yüzden akşam o yüzden buraya geliyorsun. Aynen, biz de o yüzden buradayız. En sevdiğin nokta yani büyük, en sevdiğimiz büyük adalarla buradan buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Mutluluk duyuyorsun. Ne aynı güzel. Aynı zamanda satışlarımız da burada düzenliyoruz. Ne güzel. Kaça kadar buradasın? 10.30'a kadar da buradayız. Ondan akşam sonra Türk'ten buradayız. Daha sonra Büyükada ana merkez iskelesinden yarıma kadar orada duruyoruz. Evet, oraya da geçeceğiz inşallah. Buradan bize biraz burayı anlatabilir misin? Burası işte yani Büyükada'nın kuruluşundan beri bu saat kulesi var, mevcut yani. Sembolü. Sembol büyük, yani. Büyükada'nın sembolü. Evet. Sembol olduğu için Büyükada'lar genellikle burada buluşur. Saat 8'de saatten görüşürüz dedikleri zaman buluşma merkezi yani, böyle diyelim. Çok güzel, güzel bir nokta. Güzel bir nokta. Açık. Buranın rüzgar havası da çok güzel. Şu anda yaz gerçekten çok sıcak ama burası esiyor. Esiyor evet. Yani burası biraz boşluğu var. Bu mevkenin boşluğu var. Sanki bilinçli buraya kurulmuş. Bize bu Mısır cılık hayatında ilginç bir hikayeniz var mı? Benim ilginç hikayem bazı ailelerin Mısır alıp döldürmesi ilginçtir benim için. Ben de onlara döldürmemek için bir iki tane ikram ederim yani. Ailenin konumunu anladığım için. Ne güzel. İlginç olan benim için odur yani. Bu beni çok etkiler. Hayatım boyunca etkiler yani. Çok güzel. İyi düşünüyorsunuz. Müşterileriniz devamlı müşteriler mi yoksa? Daimi müşterilerim. Şu an yani 40 sene önce yaklaşık 3 yaşında, 4 yaşında olan müşterilerimizi şu an çocuklarına veriyoruz. O da benim için ayrı bir mutluluk yani. Ne güzel. Ben de onları seviyorum aynı zamanda. Onlar bizim çocuklarımız yani. 40 yıldır Mısır yiyen var yani değil mi? 40 yıl önce ben Mısır verdiğim insanları şu an çocuklarına veriyorum. Vay be, ne güzel, güzel hikayeler. Kim bilir neler bu 41 yılında tabii, neler yaşadınız yani, burada. Işte yarım asıra yaklaşıyor yani. Adayı seviyorsunuz. Adasız olamıyoruz yani. Adası var. Başka yere gittik ama adayı çok özlüyoruz. Burada ayrılamıyoruz yani. Buranın bir parçası olduk. Ne güzel. Artık keyifli Mısır işi.
benim için bir meslek yani. Artık tabii başka bir meslek, başka bir yapmamışsınız. Meslek yapamam yani. Yapamazsın zaten bu saatten sonra yapamazsın. İnşallah yani. Böyle 3-5 yıllığa hedefim yarım asırı tamamlamak. İyi olur. Bence olursa, bence tamamlarsınız. Gençsiniz. İnşallah, gençsiniz. Tamamlar. Daha tamamlarsın yani. Tamamlarsın. Benim için güzellik olacak yani. Olur olur. Allah sağlık saat versin. Olur yani. Sizin de zaten peki emekli oldunuz mu? Emekli olmalı 3 yıl var. Daha önce benim girişim 93'te falan vardı. Emekli moduna girme. Girmedim yani. Girmedim. Yani olsan da girme. Yok, girmek de istemiyorum. evet, o girme zaten çok şey olur. O mod insanı şey yapar. Biraz tembelleştirir. Aynen, katılıyorum ben. Çünkü çalışmak lazım. Çalışan demir pas tutmaz ya. Aynen öyle. İnsan da öyledir yani. Çok güzel. Teşekkürler. Üçüncü noktada devam edeceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Mısırcının hikayesi devam ediyor. Aşağı şöyle gördüğünüz gibi büyük adanın en güzel yerinde. Evet arkadaşlar, şu anda Büyükada iskelenin önündeyim. Gerçek hayat, gerçek hikaye vlog serimizin 3. noktasında devam ediyoruz. Mısırcı Zülfo ile. Zülfo, 3. noktaya geldik. Evet, 3. nokta son noktaydı galiba. Evet. Bu arada araba da değişmiş. Evet, bu arabayı oğlum kullanıyor. Ne? Akşam ben bunu devralıyorum. Saat 1'e kadar da burada çalışmayı devam ettiriyor. Bu 3. noktaya özel mi bu araba? Tabii buraya özel bir araba. Özel. Yani bundaki ürünler, farklılıklar da var bu araçta. Yani. Tarihi Büyükada, Büyükada iskelenin önündesin. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, görüyorsun Büyükada'nın tarihi iskelesi Osmanlı döneminde yapılmış. Tabii. Çünkü şeyler de belli, şu turkuaz belli oluyor zaten. Seramikler şu tabii. 1800 yılların yani 1890'lı yıllarda falan. 1890 yılları. O aralar inşa edilmiştir. 1900 yıllarında falan da bitmiş. Bitirmiş. Neden burası? Üçüncü neden nokta burası, olarak. Burası Büyükada'nın beyni yani. Ana iskelesinin önündeyim. Evet, tabii buradan girip çıkıyorlar evet. Adaya. Tabii yani burası vapur iskelesi. Önemli bir nokta. Daha önce Büyükada'da olmayan motorlar, yani motor iskeleleri falan yokken burası devamı vardı yani. Ben geldiğimde buranın dışında iskele yok. Yok be, evet. Ben de hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi yani? Kesinlikle. Daha sonra çok iskele yapıldı ama yine buranın yerini tutacak iskele yok şu an. Şu anda alternatifler var. Var alternatifler. İleride var yani. Şu karşıda gördüğünüz bir iskele var. Bostancı'ya kalkan ileride var. Var. Prens tur var. İleride tur yolu var. Tur yol açıldı. Ama tabii ki burası tarihi bir görev. Peki bu tezgahta yine mısır ama biraz daha farklı gördüm. Farklılıklar var. Burada kebap mısırımız var. Burada bardak mısır yapıyoruz aynı zamanda yani. Burada bardak mısır böyle. Bardak mısır. Aynen. Ballı mı yapıyorsunuz? Bardak mısırı isteklere göre değişiyoruz. Özellikle baharat çeşitleri, yağ ürünleri, ketçap, mayonez, nar suyu, limon suyu. İsteğe bağlı. İsteğe göre yapıyoruz yani. Yani bal da var mı? Bal yok. Bal aslında ballı da yapsan. Yani isteyen olmadı. Ballı da yapsan. Ballıyı çünkü nerede gördüm biliyor musun? Ballıyı Asya'da çok ballı kullanıyor. Ben çünkü evet. Mesela bu tarz bardak mısırı Asya'da yemiştim. Evet. Ballı yapıyorlar. Acayip böyle bir lezzetli. Yani burada daha talep olmadığı için biz bugüne ilk kadar defa, görmedik. İlk defa böyle ballı mısır Asya'da yemiştim. Ben de sizden duyuyorum yani. Gerçekten acayip lezzet. Ben de hayatımda ilk defa orada bardak böyle ballı mısır yemiştim böyle. Hala tadı damağımda. Denemeye değer yani. Onu da acayip bir lezzet. Yani aynı zamanda. Burada yine haş.
kaynamış kazandan mısır ürünlerimiz var böyle. Bu ürünlerimiz Eskişehir'e ait şu durumda. Yerli mi? Yerli. Eskişehir'den geliyor bize şu durumda. Mevsim olarak şu durumda Eskişehir'den devam ettiriyoruz yani. Evet, ürünlerimiz de kaliteli yani. Yedim zaten, çok lezzetli ve o mısırın tadını alıyorsun. Yani bizden mısır yiyen müşterilerimiz özellikle bize yani açıklık getiriyorlar. Diyorlar ki biz pazardan alıyoruz, kaynatıyoruz, yapıyoruz ama sizinki gibi olmuyor. Siz ne katıyorsunuz? Aslında hiçbir şey katmıyoruz. Sadece bir el lezzetimiz var yani. Sevgimizi katıyoruz. Yani onunla beraber başladık. Onunla da bitirmeye çalışıyoruz. Evet, önemli o. Sevgiyi katmak lazım. O zaman güzel yani. Oluyor. Yine 3 çeşit mısır var. 3 çeşit mısırımız var. Bu arabanız da gayet güzel. Daha farklı. Metal. Metal, evet. Daha önceki noktalarda çektiğimiz mesela araba ahşaptı. Ahşap. O da nostalji, onun da bir havası. Nostalji. Değerli bir kaç sene? O araç da bana yaşı, kaç yaşında? 40 yıllık bir araçtır yani. Ben onunla başladım. Ayrıyeten onun için ona değer veriyorum. Onu da acaba onu da yani bir nostaljik olarak bir yere mi koysanız? Aynen onu düşündüm, o ben projemde var yani. Yani yok etme ima değil de yaşatmak anlamında. Yaşatmak amacıyla. Ayrıyeten benim Büyükada'da ne bileyim çok değerli müşterilerim var o arabayla büyüyenler yani. Diyorlar ki abi siz bunu korumaya alacaksınız. Ayrıyeten isimlerimiz de bu araca yazacak bu arabaya diyor. Ben aynısını onlar için bu sene o arabanın çalışması zordur. Aynısını uygulayacağım yani. Korumaya alacağım. Bence yani. Çok güzel olur. Evet. Yapın. Yapmaya çalışacağız yani. Biraz bize buradan bu bölgede bir anlatabilir misiniz? Üçüncü noktanın işte iskelenin. Yani büyük kadar akşam ben 1'e kadar bu iskelede kalıyorum. Yani, 1'e kadar. Nöbetçi gibi yani. Tabii ki Büyükada'nın ana iskelesindesin. Ben burayı seviyorum, beğeniyorum. Tabii ki karşıdan gelen halka yardımcı oluyoruz yani. Kimisi vapur saatini bilmiyor. Kimisi diyor ki biz nereye geldik, adaya geldiğinden bile haberi yok. Bunların hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Ne güzel. Şu anda adada yerli mi, yabancı mı çok? Şu anda yerli diyelim ki gündüzleri günübirlikçi olarak yani yerli geliyor. Yabancı turist bu sene fazla gelmedi adalara yani. O da bizim ülkede olan depremden kaynaklandı. Ülkemiz deprem bölgesi ilan edildi. Bu vesileyle fazla bir yabancı turist gelmedi bu adalara. Ama yerli insanlarımızın rağbeti yüksek. Günübirlikçi evet. olarak gelip adayı da gezip gidiyorlar yani. Zaten müşterilerimiz de çoğu daimi müşterilerimiz de var. Evet. Daimi müşteri misin? Gel. Aynen daimi müşteri. Gel gel kaçma. Yani. Daimi müşteri misin? Yağlı müşteri. Yağlı müşteri. vallahi güzel bir sohbet, güzel bir vlog oldu. Ben de sevindim. Bir şeyler söylemek ister misin böyle hayatla ya da ilginç, değişik bir yaşadığın bir hikaye, ana olarak son böyle seyircilerimize de bir paylaşmak istersen. Paylaşmak istediğim nokta adalar öyle bir yer ki adalara ilk adımı atan bir daha o adımını orada kaldıramaz, kopamaz adada. Herkese selamlar diyorum. Çünkü adalar bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yapıyor. Aynen, müthiş bir bağımlılık yapıyor. Öyle bir havası var ama yani. Aynen gerçekten. Öyle yani. Hiçbir zaman işte adada kopmadım. Kopmak da istemiyorum. Herkesi de adalara bekleriz. Tavsiyede de bulunurum yani. Evet arkadaşlar. Büyük adaya gelirseniz de Zülfo'yu 3 noktada görebilirsiniz. Büyük kulüp, saat meydanı ve iskelenin önü. İskelenin karşısında mutlaka mısırını yiyin. Tadına bakın. Mısırını yemeden gitmeyin. Son bir mesajım var mı sevgilerimize? Son mesajım sizin ilgi alakanız için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese selamlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Güzel bir insansın. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum özellikle. Harika bir insansın. Saygı teşekkürler. Yani. İyi ki varsın. Siz de görüşmek öyle. Üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Büyükada'da herkese selamlar.
Renkli Dünya'nın hikayeleri devam ediyor. Gerçek Hayat, Gerçek Hikayes blog serimize devam edeceğiz başka projelerde. Videoyu beğenip paylaşmayı ve like yapmayı unutmayın arkadaşlar.